Euro 2012'de D grubunda İsveç açıkçası onlar açısından yani turnuva öncesinde önemli meselelerden bir tanesi Elmander'in turnuvaya yetişmesiydi. Yani ilk maçtan başlayarak verimli bir şekilde takıma katkı yapmasıydı. Çünkü Elmander İsveç açısından önemli bir oyuncu. Şimdi Elmander'i özellikle bu seneki Şampiyon Galatasaray'da izlediğimizde hani sadece bir hücum oyuncusundan ziyade bütün hani sahaya her şeyini veren, bütün mücadelesini hani oyunun farklı yerlerinde her topa basarak mümkün olduğu kadar hani topa yani tekmeye kafa sokarak gördük. Hani bir forvet oyuncusundan alıştığımızın dışında bir oyuncuydu Elmander. Hani bu biraz da İsveç milli takımının karakteri gibi bence. Holmen var yine bildiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu. İstanbul Belediye'de ve hani onun da en önemli özelliklerinden bir tanesi istikrarı, çok maç oynaması ve elinden gelen mücadeleyi sonuna kadar yapması. Yani İsveç milli takımına baktığımızda biraz da bu özelliğin öne çıktığını düşünüyorum ben. Onlar yani yıldız ya da çok üst düzey oyunculardan ziyade işlerini iyi yapan ve mücadele eden oyunculara sahipler. Takımın tabii ki önemli oyuncuları var. Yani hala Olof Mellberg var kadroda. Hala önemli bir oyuncu. Hala kadroda önemli. Bunun yanında yine Kallström yine önemli oyuncularından bir tanesi. Lyon'da forma giyen Kallström. Ama tabii ki takımın her şeyi, kaptanı, yıldızı, bu turnuvada ayağına bakılacak adam İbrahimovic. Onun performansı onlar açısından belirleyici olacaktır. Ama ne yazık ki hani sadece onun etrafında şekillenen bir takımın, sadece bir oyuncuya, yıldız anlamında bir oyuncuya bağlı bir takımın bu grupta işi zor. İngiltere'nin olduğu grupta, Fransa'nın olduğu grupta işi zor. Ama yine de işte İngilizlerin mesela kadrosu çok tartışılıyor. İngiltere'nin formu çok tartışılıyor. İngiltere çok tartışılıyor genel anlamda. Hani onlar açısından herhalde İngiltere'de oynayacakları maç hayati öneme sahip olacaktır. O maçta alabilecekleri puan ya da puanlar belki de onlar açısından önemli. Bence buradaki kırılma noktası, onlar açısından da kırılma noktası bu olur. Onun dışında grupta hani Ukrayna'nın üzerinde ama diğer takımların gerisine gözüküyorlar.